Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben bu videoyu Başakşehir maçından önce çekiyorum 19 Nisan'da. Çünkü maç bitiminde Konya'ya ile yolculuğu yapabiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen takımlardan ikisi belli oldu. Real Madrid ve Milan. Fenerbahçe taraftarı özellikle Kim Minji ve Elif Elmas'tan dolayı Napoli'yi tutunca haliyle Milan'a elenmiş oldu. Emre Bol ve Evren Turhan arasında bir konuşma geçmiş. Emre Bol demiş ki Lale Orta 25 yaşında Beşiktaş'ta olduğunu açıklamış. Evren Turhan da demiş ki 25 yaşında Beşiktaşlıdır, sonra Fenerbahçeli olmuştur diye. Muhtemelen Evren Turhan şeyle karşılaştırıyor. Mesela eski futbolcular var bazı. FETÖ'nün köpeği gibi böyle dizinin dibinde böyle sanki itiymiş gibi durup pozlar verip ama belli bir yerden sonra da sanki FETÖ düşmanıymış gibi konuşan bazı futbolcu da var. Herhalde onlarla karıştırıyor. Yani bu tip şeyler, böyle futbolculara şahit olduk biz. Vardı yani, ülkemizde böyle isimler vardı. Şimdi Fenerbahçe'de biz transferi konuşalım. Boş verelim iti, köpeği, şunu bunu, hani it gibi durdu, Ahmet gibi durdu, Mehmet gibi durdu. Geçelim bunlara. Ama şunu söyleyeyim. 25 yaşına kadar bir insan Beşiktaş'ta, yani 25 yaşında Beşiktaş'ta diyor, sonra Fenerbahçeli oluyorsa yani ve buna da millet inanıyorsa demek ki eskiden hani birilerinin dizinin dibinde olanlar da şimdi ona düşmanlar. Buna da inanırlar artık. Çünkü inanmaları çok muhtemel. Fenerbahçe'den taraftarı coşturacak hamle. Şimdi Fenerbahçe'den transfer haberi. Şimdi Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdürüyor demiş. Bir kere şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiasını sürdürdüğüne sadece Fenerbahçe taraftarı inanıyor. Galatasaray taraftarı falan inanmıyor. Yani an itibariyle Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı şu demek, bu demek yanlış olur. Hani %10 da demek yanlış, %50 de demek yanlış, %0 da demek yanlış. Yani Galatasaraylılara göre %0. Niye 0? Çünkü hakemler adil karar vermiyorlar. Mesela Karagümrük oyuncuları oynamamak için cezalı duruma düşüyorlar. Galatasaray oyuncularına kart göstermek yasak. Rakiplerine bu sezon ilk defa Alanya maçında penaltı vermiş. O da ilk maçtaki Alanya'ya verilmeyen penaltısının diyeti. 8 aydır oyuncuları kırmızı yemiyor. Öte yanda Fenerbahçe tek başına. Taraftar maça değil, istifaya odaklı. Takım ne yaparsa yapsın görmüyorlar. Anca olumsuz şeyler konuşuluyor. Arka arkaya 4 maç takım kırmızı yemiş. Mesela Giresun maçında kırmızı yemiş. Abzon maçında yemiş. Aa, hepsi haksız, haklı demiyorum. Giresun'u kaybetmiş. Trabzon'a kaybetmiş. Hani bir dönem yenilmesi için Fenerbahçe'nin sadece kırmızı yemesi gerekiyordu. Artık sarı kart gören futbolcularımızı kenara alır duruma geldik. Bu neyin adaleti? Onu da anlamıyorum. Beşiktaş rüzgar nereden eserse onlardan taraf olayım diyor. Ha, taraftarına sorsanız Fenerbahçe olmasın da Galatasaray olsun diyorlar sanki. Sanırsınız onlarla fark açılmıyor. Yani gittikçe onların altında kalmıyorlar. Böyle bir zihniyet var mı ya? Mesela bana sorsalar Galatasaray'ın Beşiktaş mı olsun, şampiyonluk sayısına bakarım. Galatasaray'ın fazla, Beşiktaş'ın Beşiktaş olsun derim. Galatasaray Beşiktaş Trabzon, Trabzon olsun derim. İşte Galatasaray Beşiktaş Trabzon Alanyaspor, Alanya olsun derim. Mesela bana kalsa. Ama Galatasaraylılara sor, şu mu olsun Fener mi? Fener olacağını o. Beşiktaş'ta sonra öyle. Ondan sonra da şey yapıyorlar. Ha, yani sahalarındaki maçta ne yapacakları meçhul Beşiktaş'ın. Hani Karagümrük Galatasaray'dan puan ya da puan arasa, Beşiktaş puan ya da puan arasa diye bir hal olduk. Ya şu an göz göre göre Galatasaray şampiyon olsun, 7 düel bir arada çalışıyor. Kimse oflayıp puflamasın. İnşallah da olamazlar. İnşallah da buradan döner her şey. Ha, bak şunu söyleyeyim. Bu duaya amin diyemeyen kişi ben dürüstüm demesin. Karaktersiz, şerefsizin tekidir bu duaya amin diyemeyen. Kim bu sezon haksız yere şampiyon olursa iki yakası onlarca, yıllarca bir araya gelmesin inşallah. Bak kim haksız yere şampiyon olursa iki yakası bir araya gelmesin inşallah. Bu duaya amin diyemiyorsanız şerefsizsinizdir. Niye şerefsizsinizdir? Çıkıp Fener hakemler kolluyor diyorsan, Fener şampiyon yapacaklar diyorsan o zaman amin diyeceksin kardeşim. Fener haksız yere şampiyon olursa iki yakası bir araya gelmesin. Ama Fener şampiyon yapacaklar deyip senin takımın şampiyon oluyorsa, haksız yer oluyorsa iki yakası bir araya gelmesin inşallah. 1000 meter olsun. 3 Temmuz'un en az 3 katını yaşasın inşallah. Bakalım kaç şerefli rakip takım taraftarı yorum yazacak. Varsa. Yani aramızda varsalar. Şimdi Fenerbahçe transfer yarışını sürdürüyor. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Onu da söyleyeyim. Ya Fenerbahçe'nin attığı nizami gollerde bile ağlayanlar utanmadan çıkıp siz bu kafadasınız zaten, siz bu kafayla şampiyon olamazsınız yazıyorlar. Lan ligi bitirtmeyiz diyen sizsiniz. Elimizde belgeler var diye tehdit eden sizsiniz. Ligi oynatmayız diyen sizsiniz. FVDK başkanı Fenerli Fener cübbesine karar veriyor diyen sizsiniz. Fenerbahçeli eski futbolculara, hocalara iftira atan sizsiniz. Yatacaklar, domalar, ne yapacaklar, bunu yapacaklar diyen sizsiniz. Federasyon diyen sizsiniz. 9 senedir kupa yok. Ya daha utanmadan ne konuşuyorsunuz ya? Ya siz kazanmak için her türlü ayak oyununu oynadınız mı? Lan ne konuşuyorsunuz ki? Lan hazırlık maçında bile yanınıza götürdüğünüz kişiler kimler ya? Ya aracı yaptıklarınız kişiler kimler? Şimdi bile Cumhurbaşkanı'nın adını kullanıyorlar diyorsunuz. 21 yıldır iktidarda. Aynı parti, aynı kişi. Bak kaç şampiyonluğumuz var? Galatasaray'ın kaç şampiyonluğu var? Bakın. Çıkın açıklayın. Lan algı deyince siz varsınız. Başkası yok ya. Rakip bizim otelde kalsa şike. Sizinkinde kalacak. Normal, buna şike diyen şerefsizdir diyor. O zaman hepiniz şerefsizsiniz. Bu mantıkla. Lan arkadaş, Fenerbahçe'nin otelinde kalsa buna şike diyen kim varsa hepsi şerefsiz o zaman. Bu böyle değil mi ya? Böyle değil mi? Bu zihniyet böyle değil mi? Soruyorum size ya. Emre Belezoğlu mesela. Başakşehir Fenerbahçe'yle karşılaşmaların 3 futbolcusu bile sarı kart izledi 90+9'da. Bunun adı şike de mi? Galatasaray yapacak normal. Burada bir şerefsizlik var. Burada namussuzluk var. Rakibinle olunca şike, sana olunca normal diyorsun. Bu şerefsizlik. Yani bu iki taraflı bir yorum yapma. Başka hiçbir şey değil. Ben yanlış anlaşılmasın. Herkese demiyorum bunu. Bunu özellikle sosyal medyada bazı algıcılar var. Onlara söylüyorum özellikle. Bak özellikle. Kardeşim bak. Fenerbahçe'nin otelinde rakip kalsa, İstanbul'da binlerce otel varken kalsa, bunun adına şike diyeceksiniz. Dersiniz. Galatasaray'ın otelinde kaldı mıydı normal diyorsanız, bunu siz cevaplayın ya. Ha ben yattı, sattı demiyorum. Oynadığı futbol. Zaten Kayseri'nin gücü belli. Oynadığı top belli. Ben bu hiçbir şey demiyorum. Ben sadece diyorum ki durum böyle olsa. Yoksa ben Kayseri'ye ne diyeyim ya? Gücü belli Kayseri'nin. Gücü belli. Alt sıra takımı. Ve hani transferiye saymış bir takım. Zaten herkes bulmuş. Ya bırakın bunları ya. Ya oyuncu bizim maç önce cezalı duruma düşse şike. Size olunca ağlayın. Bir şey soracağım. Şeref sizin orada kaça satılıyor ya? Kaça satılıyor? Kaça satlığa çıkartılıyor? Bu nasıl bir şey ya? Şimdi de penaltı diye ağlıyorlar. Sanırsın hiç penaltı kullanmamışlar. Hiç kullanmamışlar. Mesela Galatasaray'a verilen penaltılar rakiplere hiç verilmemiş. Ligde ilk defa rakibi penaltı kullanmış Galatasaray'ın ya. 8 aydır kırmızı yememiş lan. Biz arka arkaya 4 maç kırmızı yedik ya. Ne konuşuyorsunuz ya? Ya gidin takımınıza ilgilenin, hakemlerinizi besleyin, övün, yüceltin. Korku sarınca da algınıza yeni algı ekleyin. Bu sefer de hani Allah'ı mı karıştırırsınız, Kur'an'ı mı karıştırırsınız, ne yaparsanız yapın. Ya bir işinize bakın. Biz Fenerbahçe'ye bakıyoruz arkadaş. 10 tane maçımız kaldı matematiksel olarak eğer sürekli kazanırsak. 10 tane maçımız kaldı. İnşallah yani 10 maçın 10'unu da kazanırız. Siz ne yapıyorsanız yapın. Kendi çöplüğünüzde, pisliğinizde boğulun ya. Okan Tansu demiş ki Fenerbahçe ülkenin yalnız evladı. Güvenlik kamerasına bile konuşan siyasiler, koltuklara adaylar, belediye başkanları, karşının belediye başkanları Fenerbahçe'nin Avrupa şampiyonluğuna bir tebriği bile çok görüyor. Şaşırdık mı? Hayır. Çünkü Fenerbahçeliyiz demiş. Yani geçiniz bunları ya. Geçiniz. Mesela Mertens kayarak bir vuruş yapıyor. Gol oluyor. O golü Fenerbahçe'den niyeyse Başakşehir kalecisi şike diyecekler. Bak daha maç oynanmadığı için söylüyorum. Volkan Babacan topu ayağından çıkarırken büyük hatalar yapabilir. Şimdi Volkan Babacan oynar bu hataları yaparsa al başına belayı. Aynı şekilde Galatasaray maçında Muhammed Şengezer'di sanırım futbolcunun adı. Eğer o oynarsa ki hatalı gol yemeye müsait. Bak Galatasaray'dan yediği hiçbir golü konuşmazlar. Fener'den yediğini konuşurlar. Bunun adına da ne diyorsanız buyurun abi siz deyin. Benim artık dilimde tüy bitti. Ben konuşmak istemiyorum ya. Yeter ya. Allah herkesin gönlüne göre versin. Bak çok güzel bir duadır. Çok güzel bir bedduadır. Allah herkesin gönlüne göre versin. Gönlünüz pislik içinde mi? Siz pislik misiniz? Allah gönlünüze göre versin. İyi misiniz? İyi versin. Neyse ya biz transfer haberini konuşalım. Boşverin. Fenerbahçe bu seneyi sanki kapattı da gelecek seneye odaklanmış gibi anlatıyorlar. Jesus yönetiminde bak Jorge Jesus yönetimi Fenerbahçe şunu yaptı bunu yaptı falan filan. Hocam bugünkü maç kaç biter ya da Başakşehir maçı hani daha oynanmadan söylüyorum. Valla Başakşehir Fenerbahçe sanki içimden bir ses 1-0 yenecek gibi diyor. Hani az golün olacağı bir maç olur gibi düşünüyorum açıkçası. Ha kazanır mıyız? İnşallah kazanırız. Hani kazanmamamız için bir sebep var mı yok? Emre Belezoğlu'nun kulübede olmayacak olması da bence bir etmen. En azından futbolcular açısından negatif bir şey olur inşallah. Fakat maçın hakeminin hani ligi bitirelim artık yeter mi? Yoksa bak Galatasaray rahat rahat şampiyon olamayacak. Modunda maç yönetirse işimizin çok zor olduğunu söyleyeyim. Hocam Galatasaray'ın son 2 maçta birine 6 attı birine 4 attı falan atar. 35 tane de atar. İşte sarı kart da yemez kırmızı da yemez atar yani. Rahat olun Galatasaray'ın şeyi böyle. 5 atsan ne olacak sanki? Ligi kazanacak değilsin. 1-0 olsun bizim olsun müsabakası. Ama içimden bir ses Crespo'nun ya da Rossi'nin bir şey yapacağını söylüyor. Hadi hayırlısı bakalım. Fenerbahçe'nin adayı kim? Hocam çok uzattın, geveledin. Ha, hak veriyorum ama habere geç. Lucas Moura. Lucas Moura cephesiyle Fenerbahçe temaslarını sıklaştırdı diyor. Gelecek haftada menajeriyle görüşecek diyor. Sezon sonunda Tottenham'la kontratı bitecek. Fenerbahçe'de masaya oturup gelecek senenin planlarını yapacak. Futbolcunun 3 yıllık kontrat beklentisi var. Hani en az 3 yıllık bir kontrat istiyor. Jorge Jesus da bu yaşta bir futbolcunun 3 yıllık kontratına onay vermiyor açıkçası. Bak açıkçası onay vermiyor. Sebebi de belli, diyor ki buraya gelecek, hiçbir şey yapmasa ne elde edebiliriz? Sao Paulo ile de adı anıldı ama 5 milyon euro yıllık istedi. Sao Paulo asla ve asla yanaşamadı. Bizimle görüştü. 5 milyon euro bizden de talep etti. Biz en fazla 3.2 hani bonuslarla birlikte verebileceğimizi söyledik. Aslında onaylar gibi oldu ama olmadı. Hani market değeri de gittikçe düşen bir futbolcu. Tottenham'da 218 maç, 38 gol, 27 asist, 35 kez Brezilya milli takımının formasını giyip 4 gol kaydeden Moura son yıllarda da düşüşe geçti. Market değeri düştü. Taraftarlar, Fenerbahçe taraftarı ilgi gösterdi. Eğer gelirse Fenerbahçe tarihindeki 25. Brezilyalı olacakmış arkadaşlar. Bilmiyorum, ne dersiniz? Ya ben içim atmıyor ya. Bilmiyorum, benim içim atmıyor. Hani bilmiyorum. Şimdi ben başka bir şey söyleyeceğim ama sonra söyleyeyim. Enner Valencia transfer kancası menajeriyle temasa geçildi diye. Bu haberi sosyal medyada görmüşsünüzdür. Yani MLS ligindendi sanırım. Haberin devamını okumaya gerek bile duymuyorum. Çünkü biliyorum yani. Valencia gol krallığında şöyle gidiyor böyle gidiyor falan. Ben bir şey söyleyeyim. Valencia 50 gol de atsa Fenerbahçe'nin forveti değil diyenler var. Merak ediyorum siz de bunlardan mısınız? Hani ya savruk ya. Çok böyle başına buyruk. Ne bileyim hani böyle çok böyle takım için değil de bazen şahsi oynuyor gibi. Ha, bazen gerçekten takım için oynadığı da oluyor, Allah var. Hırs yapıp. Mesela ben en son maçta çok beğendim Valencia'yı. Çok hırslıydı ama siz beğenmediniz. Ondan önceki maçlarda da ben beğenmedim, siz beğendiniz. Şimdi Ekvatorlu Yıldız'ın sözleşmesi bitiyor sezon sonunda. Birçok taraftarı birçok şeyi takımda almak istiyor. Birçok taraftar da takımını almak istiyor. Takvimin haberine göre Brezilya'dan sonra ABD'den Valencia'ya kanca atılmış. MLS takımlarından Atlanta United ve Los Angeles FC araya girmiş. İnternasyonel yıllık 2,5 milyon dolardan 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Valencia'ya Fenerbahçe'nin teklifi ise 1,8 milyon euro maaş, 2 yıllık sözleşmeydi. Valla son görüşme yapılacak şöyle böyle diyor. Bakalım ne olacak ama ben şunu söyleyeyim. Valencia konusunda yani bilmiyorum, ona içim atmıyor ya. Sanki bizim hani ihtiyacımız olan daha kütür kütür bir forvet gibi geliyor. Fenerbahçe'nin transferde bombası Raul Jimenez. Jimenez. Beşiktaş mı Fenerbahçe mi diye. Şimdi forvete transfer yapmak istiyoruz. Bu çok net görünüyor. Bu bariz bir şekilde görünüyor. Rakibimiz de yapmak istiyor. Wolverhampton forması giyen Raul Jimenez'in iki takım da peşine düştü diyor. Geçtiğimiz günlerde bunu konuştuk. Son durum ne diyor? Şimdi iki takım da ilgileniyor. Wolverhampton'da forma şansı bulmakta zorlanıyor. Meksikalı golcü ayrılmaya hazırlanıyor. Julen Lopetegui'nin gelecek planlar arasında yer almıyor diyor. Hani ligin bitmesinlerden veda etmesini bekliyorlar diyor. Beşiktaş'ın bir yeni teklifi varmış. Tiner artı bir miktar para. Terbiyesizlik yapma. Olasco artı bir miktar para. İspanyol basında yer alan habere göre Beşiktaş ısrarcıymış. 38 milyon euroya gelmiş zamanında şöyle böyle. Ben Jimenez için bir şey söyleyeyim. Bu aradığımız forvet mi? Bence bu da değil. Bence bu da bizim aradığımız forvet değil. 1.88 boyunda, 31 yaşında. Yani 18 maça çıkmış, 3 gol 1 asist. Bizim aradığımız golcü bu değil. Harbi söylüyorum, bu değil. Yani ben bilmiyorum ya, bu zannetmiyorum. Fenerbahçe'nin hedefinde Manchester United'ın eski yıldızı var. Kimmiş? Jesus'un ki bak şimdi Jesus'un belirsizliği koruyor ama Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Çünkü Jesus da devam edilecek olsa da olmasa da bu takıma transfer şart. Portekizli teknik direktörün kalması durumunda ondan gelecek raporlar bir yana, yönetim bundan bağımsız olarak da transfer çalışmalarını sürdürüyor demiş. Bir kere Jesus'un raporu hazır. Şu bölgelerde eksik var diye bilginiz olsun. Ben bunu açık söyleyeyim. The Sun'ın Daily Mail'i kaynak göstererek verdiği habere göre bu sezon Nottingham Forest forması giyen İngiliz oyuncu Jesse Lingard. Bu Lingard arkadaşı isteyen takımlardan biri de bizmişiz. Yani Manchester United altyapısından yetişmiş, epey orada forma giymiş. 2020-21'de kiralık olarak West Ham'a gitmiş. Sezon başında Nottingham Forest'a bedelsiz olarak gitmiş. Ancak ayrılması bekleniyormuş. Premier Lig'de bu sezon 17 maça çıktı. Henüz skor katkı sağlayamadı. Hücumun her bölgesinde oynayabiliyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Bir kere şunu söyleyeyim. Jesse Lingard Alanya Spor'da oynasa transfermarkt piyasa değeri 1-1,5 ay sonra 2 milyon euroya düşer. Kimse kendini kandırmaz. Lingard Fenerbahçe'ye gelse 12 milyon euro ile gelir. Sezonun ortasına doğru 4-4,5 milyon euroya kadar düşer. Niye? 20 maça çıkmış bu sezon. 2 gol 2 asist. O da hani FA Cup'ta atmış. 2 gol 2 asiste. Anlatabiliyor muyum? 17 Premier Lig maçı 927 dakika gol ya da asist yok. Dediğim gibi Fenerbahçe'ye gelse olacağı bu. Yani ben bu ismin doğru olduğunu düşünmüyorum ya. Ben size başka bir şey soracağım. Şimdi bunu sohbet olarak konuşuyorum. Herhangi bir duyumum, herhangi bir bilgim, herhangi bir istihbaratım yok. Ben size bunu kardeşlerim olarak sadece muhabbet etmek için konuşuyorum. Sadio Mané. Bayern Münih'in yeni transferi, 2025'e kadar sözleşmesi olan 1.74 boyunda sol kanat oyuncusu. Bayern Münih'e 32 milyon euro verip almış bunu. Şimdi bu olabilir. Tamam mı? Ancak bir sıkıntı yaşamış oyuncu. Kavga etmiş, tartışmış, cimciklemiş, o bunu cimciklemiş, bu onu cimciklemiş falan filan. Herkes bana aynı şeyi soruyor. Hocam diyor, Mane'yi Fenerbahçe'ye getiremez miyiz? Getiririz. Hatta Fenerbahçe'yi Mane'ye getiririz. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Mane'yi beklemek, Fenerbahçe'ye gelir diye düşünmek saçmalık. Ama Mane yerine aslında gelebilecek birçok futbolcu var, biliyor musunuz? Sosyal medyada birazcık gezinin, özellikle yani Senegal milli takımına bakın. Mesela Senegal milli takımda bir tane oyuncu var. Habib Diallo diye bir forvet var. 27 yaşında, 1.86 boyunda, Strasbourg'un forveti. Habib Diallo. Bak 27 yaşında, 1.86 boyunda. 2025'e kadar sözleşmesi var Habib Diallo'nun. 31 maça çıkmış. 2345 dakika, 15 golü var Fransa Lig 1'de. Alın size forvet. Biz bununla çok ilgilendik, biliyor musunuz? Biz bunu elimizden kaçırdık. 10 milyon euroya Strasbourg'a gitti. Biz bunu elimizden kaçırdık. İkinci bir isim. Monaco'nun oyuncusu Krépin Diatta. 24 yaşında Diatta. Şimdi Diatta'nın da şöyle bir özelliği var. 37 maça çıkmış, 5 gol 6 asist, 2511 dakika. Hani 16 milyon 700 bin euroya almışlar ama kiralık alabileceğim futbolculardan biri. Yani ama bunu da geçin. Ben dediğim gibi bir de Bamba Dieng var. Bakın bu isme iyi odaklanın. Kışın aldılar bunu. Biz bunu aslında elden kaçırdık. 23 yaşında santrafor. Ha, tutmadı. 7 milyon euroya aldılar Marsilya'dan Lorient. 24 maçta 4 gol 1 asist 1040 dakika. Bu bizde tutardı. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şu saçma heveslerinizden bir çıkın. Şu gelmeli, bu gelmeli, şöyle böyle falan filan. Ya Livakovic'i bana çok soruyorlar. Allah aşkına Livakovic gelir mi diyorlar. Ya Livakovic'i biz sorduk. 8 milyon euro para çektiler. Nerede alıyorsun? Uzun lafın kısası. Habib Diallo ismine odaklanın. Boşuna konuşmadım. Sadio Mané asla ve asla gelmez. İmkanı yok. Hocam Sov araya girse, Sov değil Amerikan başkanı da araya girse gelmez. Lingard'a bizim yani beklemiyorum. Chamberlain vardı, o olabilir ama bak onu bir şey diyemem. Lucas Moura konusunda biz 2.4 falan garanti ücret falan maç başı ya da 1.8 garanti ücret şampiyonluk primleriyle 3.4'e bulacak bir teklifimiz var. Yazda görüşme olacak. Raul Jimenez'i ben beklemiyorum. Benim beklediğim forvet başka. Valencia, Mane olayları böyle arkadaşlar. Yani ben bir şey daha söyleyeceğim. Firmino. Roberto Firmino. Aslında Fenerbahçe'nin en böyle reel, en mantıklı, en zekice yapabileceği transfer hamlesi Firmino olurdu. Ya Allah aşkına. Galatasaray Icardi'yi getirmiş. Ben iyidir kötüdür bir şey diyemem. Yani o kadar Transfermarkt değerini pazarda toplamadı. Ama şu bir gerçek. Fenerbahçe taraftarı Icardi'ye niye gıpta ediyor? Sapıklığından şundan bundan değil. Bir marka değeri diye. 22 milyon euro Transfermarkt değeri var Firmino'nun. Rogon şirketinin elemanı. Bugün ben size sorayım. Rogon'dan kimi alırsınız? Elinizde imkan var. Kimleri alırsınız? Yani Rogon'dan kimleri alırsınız? Bir düşünün. Aç. Joe Ellington 10 numara 38 milyon euro alamazsın. Ruter var. Santrafor Leeds United'ın 22 milyon euro alamazsın. Sabitzer 29 yaşında orta saha alamazsın. Firmino'yu alabilirsin. Hani Salah'ı zaten sende. Berisha senin futbolcun 12 milyon euro oldu. Sen beğenmiyorsun ama millet beğeniyor. Saka bu arada Rogon'un çöpü. Size göre çöpü herkes. Başka Amar dedik falan var. Orban. Bir tane daha şey Salah'ı olacaktı ya. O burada değil mi ya? Allah Allah bir bakayım. Roland. Salah'ı. Değiştirmiyor ya menajer şirketine. Allah Allah. Gözümden mi kaçtı ya? Menajerlik şirketinden sözleşmesini feshetmiş Roland Salah'ı. Bu mesela kanat oyuncusu. Bu sezon 22 maça çıkmış. 2 gol 2 asistli 1107 dakika. Yani 3. lige falan kiralanmış mı? Bir şey mi olmuş? Hani alt takımlarında çıkmış falan. Mesela bu burada tutmadı. Belki biz de tutabilirdi bu arkadaş. Ama ya biz bir de şunu söyleyeyim. Bu arkadaşa eğer talip olsak biz bunu ucuz yolda getirebiliriz ama geçiniz dediğim gibi başka kimi alabilirsin? Başka da öyle hani sizin beğeneceğiniz birisi yok. Ama bir de Marius Wolf ismi var. Bu isme de odaklanın. Olur mu? Çünkü Ferdi'yi çok ciddi isteyen bir Borussia Dortmund var. Belli mi olur? Belki takasta makasta verirler uygun fiyata. Yani bu videoda Roberto Firmino ismini üstü kapalı konuştum. Çünkü Rogon şirketiyle bir muhabbet vardı Ali Koç'un. Daha önce anlattım ama kaçıranlar için bir kez daha söyleyeyim. Dedi ki Ali Koç'a diyorlar ki işte futbolcu şu bu falan. Ali Koç da diyor ki bize diyor bana Rogon şeyi getirin. Firmino'yu getirin madem futbolcu getireceksiniz. Yani sadece Firmino'yu verin diyor. Onlar da şöyle böyle falan filan diyor ama ben size bir şey söyleyeyim. Firmino'yu yıllık 5 milyon euro vererek getirsen de getireceksin. Bu takıma kütür kütür bir tane forvet getireceksin. Kütür kütür bir tane kanat getireceksin. Başarıda başarıya öyle koşacak. Hocam iyi de hakemler Messi'yi de getirsen şampiyon olamazsın. Getirin de görün. Ben de aynı fikirdeyim. Messi'yi de getirsen şampiyon yapmazlar seni. Ama işte aması var. Aması var. Bir yerden sonra. Ben Fenerbahçe'nin şampiyonluk için size reçetesini söyleyeyim. Herkes BN Sports'unu iptal etsin. Yayıncı kuruluşu kimse satın almasın. Fenerbahçelerin hepsi iade etsin. Haksız rekabet diye. BN Sports bir ay içinde 2 ay içinde ligden çekilir. Sözleşmesini fesheder. Siz bakın bakalım neler değişiyor. Ama bu düzende yapacak bir şey yok. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun arkadaşlar. Dediğim gibi muhtemelen bu videoyu perşembe günü izlersiniz. Arefe bizdeki kelime anlamı bayramdan bir gün öncesi olarak kullanılıyor. Normalde Arafat'ta hacıların çıkmasından dolayı Kurban Bayramı'nın bir gün öncesine Arefe denilir ama yine de Arefeniz mübarek olsun. Bayramınız da şimdiden hayırlı mübarek olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.